arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel çalışmamızı yapacağız şöyle bir büsteyer çalıştık bugün arkası bağcıklı güzel bir çalışma Aynı zamanda çok çok kolay bir tane ip kullandım. E, bu çalışmamızı örmek için dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Özellikle pamuk ipi ya da merceriz ipler olursa ya da bu tür bir uygun ipleriniz e, çok daha güzel sonuçlar alıp terlemeyecek ya da çok fazla sürme yaşamayacaksınız çalışmalarımızda. Şimdi bu bedenimiz 70 bedene uygun ve görmüş olduğumuz şu kısımlara kap demek değil. Bakınız her bir kabımız 70 beden. Bedenlerimizin kiloya bağlı olarak gövde genişliği değişmekte. A, B, C, D diye kilo büyüdükçe yani kilo arttıkça gövde genişliği artmakta ama kaplarımız bazen daha küçük olabilmekte göğüs ölçümüz göğüs ölçüsü büyük ya da beden ölçüsü büyük arkadaşlarımızın nasıl büyütmesi gerektiğini, kaçar santim olması gerektiğini hemen kısaca vermek istiyorum. Bakınız biz bu çalışmaya kabımızdan başlamak istiyorum. Kabımı iki sırada ördüm. Yani iki parça halinde ördüm. Bir bütün olarak bitirdik ama iki aşamalı oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıra aşağıdan yukarıya doğru ördüm. Ve sonrasında etrafına şu köşemizde artışlarımızı yaparak 6 sıra daha ördüm. 6 sıra daha devam ettik. 2, 4 ve 6 gördüğünüz gibi. Göğüs iri ise bu kısım çok fazla dekolte ile açık kalacaksa birkaç sıra daha devam edebilirsiniz. Tamamen göğsümüzün bu genişliğine göre ölçümüz değişecektir. Büyütmek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olması açısından şöyle ölçülerimi hatırlatmak istiyorum. Önce şu aşamayı örüyoruz. Bu aşamada bedenlerimize göre daha büyükse bedenlerimiz trabzan sayısından ziyade alttaki santime bakıyoruz. Santimimizi ona göre ayarlıyoruz göğsümüzün yarısını ve diğer yarısını tamamladığımız için bakınız eğer small daha küçük XS gibi bedenler ya da small gibi bedenler bu aşağıyı 7 santim Diğer biraz daha büyüdükçe 7,5-8 santim daha büyük parça örmek istiyorsak yani sütyen bedeni olarak daha büyük beden 90-100 arası 10 santim olarak aşağıya örelim. Şuradaki sırayı daha fazla devam ettirelim. Burada artışımızı yine aynı olarak devam ettireceğiz. Kaç beden örersek örelim ne kadar büyütürsek büyütelim yapmış olduğumuz işlem aşaması aynı. Sadece eğer 100 beden 90 beden giyiyor isek şu kısmı biraz daha büyütüp bu yüksekliği de birazcık daha artırmamız gerekecek. Bakınız burası başlangıç zincirimizin ölçüsü. 7 santim ile 10 santim arası örüyoruz. Üzerine ipimize göre kaç tane trabzan olursa yani ipimiz ince olursa ölçümüz 8 santim olacaktır ama ip ince ise daha fazla trabzan girer. İpimiz daha kalın pamuk ipleri ise daha az trabzan girer. Burada önemli olan lütfen santimlere dikkat edelim. Zincirimizi santime göre çekip trabzanlarımızı örelim. Şuradan yükseklik olarak ise yine bakınız aynı şekilde bir kare örüyoruz. Hepsi kendi ölçüsünde hemen hemen şu kısım. Yine aynı bundan bahsetmekteyiz. Bir başlangıç zincirimizin santim olarak ölçüsü bir de yükseklik ölçüsü. Bu kısmı tamamladıktan sonra istediğimiz ölçüler ördükten sonra artışlarımızı yapıp iki köşede uyguluyoruz. Bakınız artışlarımızı geliyorum buradan iniyorum. Tekrar dönüyorum, örüyorum. Tekrar geliyorum. Buradan tekrar diğer iki köşeye dokunmuyorum. İki köşede göğsümüzün üzerini kapatıyoruz ve yüksekliği ona göre ayarlıyoruz. Ben altı trabzan ördüm. Bu göğüs ölçüsü kap küçük olduğu için rahatlıkla kapatacaktır. Şimdi mankenimize de giydireceğim zaten. Bir de üçüncü ölçümüz var. Almamız gereken buradan diğer göğsümüzün tamamını kapatan ölçü bu uçtan şöyle ölçüyoruz kaç santimse şöyle de ölçebilirsiniz buradan buraya olması gereken ölçülerimiz bu da 13 buçuk 14 15 16 yani 3 santim fark etmekte bütün bedenler arasında her ikisi dahil bakın şuradan başlıyorum 3 tane ölçümüz birinci kare olan 2 yüksekli 3 de bu çevresinin genişliği daha sonrasında alt kısmımızı istediğimiz kadar uzatabiliriz daha uzun da çalışabilirsiniz kroplar gibi bunlar da giyilebilir kroplar daha uzun da yapabilirsiniz göbek üzeri hemen askımızı da yine bel kısmında kullandığımız şekliyle ördüm arkamızı da zincir çekerek bağladık şöyle görmenizi istiyorum Umarım çalışmamız sizlere faydalı olur ve kolay gelir. Gerçekten çok kolay. Hiç karışık bir tarafı yok. Her iki kabın nasıl yapılması gerektiğini de anlattım. Ve umarım çok çok kolay bir şekilde örersiniz. Evet, kolay gelsin diyerek çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 22 tane zincirimi çekerek başlıyorum. Bir tane düğümümü attım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Hemen ölçümü bakıyorum. 8,5 cm olması gerekmekte. Şöyle tuttuğum zaman bakın 8 buçuk santim ee, daha büyük ölçüde başlayacak arkadaşlarımız large ya da extra large başlayacak arkadaşlarımız birazcık daha zincir sayısını uzatabilirler. Burada önemli olan zincirimizin sayısı değil, santimimizin ölçüsü. Lütfen buna dikkat edelim. Şöyle tekrar tutmak istiyorum. Bakınız 8 buçuk santim zincirimiz tamam olduktan sonra üst sıraya geçelim. 1 2 3 4 dördüncü zincirin içerisine giriyorum. Şu şekilde 1, 2, 2 tane trabzanım oldu toplamda burada 22 tane zincirimize 20 trabzanımız olacak. Eğer e, kaç trabzan yapacaksanız 2 tane fazla zincir çektiğiniz zaman. Bu trabzan sayısına ulaşacaksınız. Ben 22 tane zincir çektim. 20 trabzan olmasını istiyorum. Ve ilerliyorum. İkili trabzanlarımla. Zincirimin sonuna kadar trabzanlarımı ördüm. Hemen sayıyorum. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Zincirimiz tamamlandıktan sonra üst kısma doğru geçişte zincir çekmeyelim. Sık iğne ile yapalım. Kenarları sıkı ve düzgün olsun. Şimdi çeviriyorum bakınız buradan. En son trabzanımı ördükten sonra çeviriyorum. Hiçbir işlem yapmadım. İlk trabzanımın tepesine bir tane sık iğne batıyorum. Çevirdikten sonra alıyorum, örüyorum. Bir tane sık iğne ördükten sonra ikinci kez üzerine bir sık iğne daha örelim. Burada zincirimiz olup ayrık olmasın. Kes sık iğnenin bir, iğneni bir katını alıyorum. Sadece bakın tığımın ucunu girdirdim. Ve örüyorum. Ve başlıyorum diğerlerini trabzan olarak birer birer örmeye. 20 tane trabzanımızı örelim. Biraz da şöyle sıkı örelim. Sıkı ve güzel olsun. Sona doğru devam ediyorum. 19 tane trabzanımı ördüm. Şurada ilk dönüş olduğu için zincirimin üzerindeki trabzan'a batmayı da unutmuyorum. 1, 2. Tekrar sıra başına geçmek için örgümüzün arkasını çeviriyorum. Dibine batıyorum. Bakın kenardaki trabzanımın dibine batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar bir katına giriyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum ve kenarımız çok hoş olacak bütün kenar başlangıçlarını iki sık iğne üst üste örerek ilerletelim sonrasında yeterli göğüs ölçüsü olana kadar öreceğimiz bedene göre trabzanlarımızı örmeye devam edelim yeterli santim olana kadar geçişimizi bir kez daha birlikte yapalım bu 20 trabzanımı örüyorum. Başlangıçtaki iki sık iğne üst üste dahil olarak 20 Son trabzanıma batıyorum. İki sık iğne üst üste ördüğümüz trabzanımız. Bir ve iki. Şöyle çeviriyorum. İçine giriyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. İkinci kez katın birini alıyorum. İkinci sık iğneyi örüyorum. İstediğim santim olana kadar şimdi dönerek tırabzanlarımı örüyorum. Bir ön yüzden, bir arka yüzden örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 8 sıra ördüm. Toplamda ölçüyle olacağı için işimiz mutlaka ölçüyoruz 8 santim şimdi göğüs kısmının yan tarafına doğru örmeye başlayalım şu uçta kalmıştım bakınız zincir çekmiyorum sık iğne yapmıyorum herhangi bir işlem yapmıyorum tığımın başını doluyorum son sıraya batmıyorum ikinci sıraya lütfen buraya dikkat edelim son sıraya batmıyorum tığımın başını doladım ikinci sıranın içerisine giriyorum şu kısma giriyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı örerek artışımı yapıyorum. Bakınız burada bir devamlılık oldu. Hiç iniş yokuş olmadı. Ne sıkı yine ne zincir çektik. Sanki devam ediyor. Orcasına ilerledik. Şimdi her iki trabzanımızın arasındaki olan birleşme bölümleri var. Bakın şuraları gördüğümüz yerler. Buranın ilkine mutlaka bir tane trabzanımı örüyorum. 3 tane ördüm. Araya bir tane. Diğer yan duran trabzanıma bu kez iki tane artış yapıyorum. Göğsümüzü çevreleyecek. Yeterli. Sonra iki tanesinin arasına yine bir tane trabzan örüyorum. İki tane trabzan araya giriyorum. Bir, iki. Birleşme yerine bir tane trabzanımı örüyorum. Yan trabzanıma iki tane örüyorum. Bir ve iki. Şuraya lütfen dikkat edelim. Daha sonrasında 1, 2, 3 tane trabzan sıramız kaldı. Bu aşağıya yan trabzanımıza 1, araya 1. Bir. Yan trabzana son 2 1, bir, araya 1. En sona yine 2 tane trabzanımız örüyoruz. Araya giriyorum. 1. Trabzanımın içerisine giriyorum. 1. Araya giriyorum. 1. Trabzanımı giriyorum. 1 araya giriyorum ve son trabzanımın olduğu noktaya geliyorum. İki tane trabzanım örüyorum. 1 ve 2 Son olarak zincirine batıyorum ve dönüşümüzü bu şekilde yan tarafa doğru başlatmış olduk. Şimdi burada yine zincir çekmiyorum. Hemen çeviriyorum. Altı trabzan sırası olana kadar örelim. Evet göğüs kubumuzun bir tanesini ördüm. Diğer göğsümüzün parçasını da çalışalım. Burada 8 sıra örmüştüm. 8 sıradan sonra dönüşümüzü yaparak ilerlemiştik. E, i̇kinci göğüs kubumuzda yine aynı 22 zincirimizi çekerek başlıyoruz. 20 trabzanımızda 7 sıra örelim. 7 sıradan sonrasında birlikte işlemimizi çalışalım. 2, 4, 6, 7. 7 sıramızı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimizi kestikten sonra ilk başlangıç noktamıza geliyoruz. Bakınız diğer ipimiz başlangıç noktasında burada. Şimdi buradan itibaren örmeye başlıyorum. Ve artışımı bu köşeden yapacağım. Ve 8. sıra. Şöyle bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. 8. sıramı başlatıyorum. İlk bakın trabzanımın ilkinden başlıyorum. Kesmiş olduğumuz yerin tam altındayım. Şöyle dibine bir tane sık iğnemi örüyorum. Yandan alarak ikinci sık iğnemi de örüyorum. İplerimin her ikisini şu şekilde tutuyorum. İkincinin üzerine batıyorum. 2 3 İpimi düzeltiyorum. 4 5 6 7 8 9 sayfamıza gerek yok aslında birebir örüyoruz başlangıç noktamızın üzerinden 20 trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum hiç farklı bir işlem yapmıyorum hemen bir alttaki bakınız hemen yanına batmıyorum şuraya batmıyoruz lütfen dikkat edelim bir sonraki trabzanımın içerisine yan olan trabzanı 3 tane yeni trabzan çıkararak artışımı yapıyorum 1 2 ve 3 göğsümüzün şu kısmını örüyoruz şimdi araya girerek bir tane trabzanımı örüyorum Yan trabzanıma 2 tane trabzan 1 2 diğer taraftaki artışımın aynını tekrar ediyorum. Araya 1 tekrar 2 tane trabzan 1 ve 2 araya 1 2 giriyorum. 1 ve 2 araya 1 Son 3 trabzan kalınca Bakınız 1-2-3 bir, bir tane örüyorum buraya Trabzan aralarına bir tane Bir trabzan Arasına bir tane trabzan Sonra iki tane trabzan Başını doluyorum Bir ve iki En sondaki Zincirime de batıyorum Artışlarımızda birinci sıramızı yaptık. Şimdi buradan itibaren dönüyorum. Bu sıramda dahil altı sıra tıpkı burada ördüğümüz gibi örelim. Kuplarımızın her ikisini ördüm. Altı şar sıra göğsümüzün üzerine gelen bölümlerini tamamladım. Sağ ve sol parça olmak üzere ikisi de tamamlandı. Şimdi sırt kısmına doğru gidecek bölümümüzü örmeye başlayalım. Her ikisinde de bakınız ipimiz burada. Burada aşağıya değil kesinlikle trabzanlarımızın yan durduğu yerden itibaren örmeye başlayacağız karıştırmayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Düğümümü atıyorum. Bakın yönlerini ayarladık. Trabzanlarımız düzgün bir şekilde, diğerleri yandan dolaşıyor. Zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum. 10 tane trabzanımızı öreceğiz. Araya giriyorum ipimizi kestiğimiz noktaya bağlanıyorum. 1 iki tane zincirimizi çekelim burada iki düğüm olduğu için sık iğne yapıp burayı kabartmayalım iplerimi büküyorum ve trabzanımın bulunduğu araya geçiyorum bir tane trabzanım ördüm bir kenara ördüm bir de araya ördüm şimdi her iki trabzan arasına örüyorum toplamda üç tane trabzanımız oldu ipimi götürüyorum araya girdim üçüncü diğer trabzanıma yandan giriyorum 4 aynı yere giriyorum 5 her iki trabzan arasına giriyorum 6 yandakine giriyorum 7 yine giriyorum 8 her ikisinin arasına giriyorum 9 10 10 tane trabzanımı ördüm sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ee, kabı büyük olan arkadaşlarım biraz daha büyük yapabilirler. Çünkü burası da ona nispetle kalın olacaktır. 10 tane değil 12, 13, 14, 15'e kadar çıkarabilirler. Evet çeviriyorum. Dibine batıyorum. Sık iğne. Yine her zamanki gibi ikinci sık iğne ördükten sonra 10 trabzanımı sırası ile beden ölçümüze uygun olana kadar örüyorum. 16 santim oluncaya kadar bu 10 trabzanımı örüyorum. Son da batıyorum. Bakın şöyle 2, 4, 6, 8, 9. Son trabzanımın üzerine batıyorum. Bunu kalın olduğu için zincirden yapmıştık. Diğerlerini zincirden çalışmadık. Çeviriyorum. Sık iğneden. Yine ilk trabzanı başlatıyorum. İkinci katını alıyorum. Ölçüme bakıyorum 16 santim. Başlangıç noktamdan bitiş noktama kadar diğer tarafı da aynı şekilde örmeye başlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şuradan da bakınız aşağıdan başlıyorum. İpimin bulunduğu yere giriyorum. İplerimizi gizleyeceğiz. Her ikisini çevirdim. Bir, iki zincirimizi çekelim. Tamın başında doluyorum 2 araya giriyorum 3 iplerimizi şöyle sıkıştırıp götürelim 4 5 6 7 8 9 ve son 10. 10 tane trabzanımı ördüm. Her trabzan arasına ikişer ikişer girdim. Toplamda 10 tane olana kadar ilerledim. Çeviriyorum. Sık iğnemi batıyorum. 2. kez sık iğnemden alıyorum. Ve diğer ölçüdeki sayının birebir aynısıyla örüyorum. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 17 sıra örmüşüm. 16 santime karşılık gelmekte. Burayı da aynı şekilde örüyorum. Bir zincirimi çektim. Kaplarımızı buradan birleştirelim. Göz kısmını sadece şu kısmını birleştirmemiz yeterli olacaktır. Başlıyorum. Birinci trabzanı sık iğneden ördüm. Trabzanıma gelerek batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim diğer tarafı alıyorum birinci trabzanına yine batıyorum 3 zincirimiz yeterlidir bu arası için 1 2 3 tane zincirimi çektim bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzanıma batıyorum Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çektim. Karşıdan bir tane trabzanım atladım. Bakın bu ilk batmış olduğumda birini atladım. Diğer ikincisine batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum, diğerine batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Bu kadar yeterli daha fazla yukarıya çıkmamıza gerek yok burada bir tane zincirimi çektikten sonra düğümü atıyorum ipimi kesiyorum Şimdi alttan tığlama işlemimize başlayalım göğsümüzün bulunduğu bu ara noktasını bu şekilde ördük şuradan başlıyorum bir zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve uç noktadan düz yönden başlıyorum en son trabzanımın uç kısmına gelerek bir sık iğne ile bağlanıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını 1, 2 defa doluyorum. Birinci trabzanım atlıyorum. 2 trabzanım atlıyorum. Üçüncü trabzanımın bulunduğu noktaya bakınız. Giriyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 2, 3. 2 defa doluyorum. Aynı yere giriyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 2, i̇ki, 3 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 2 defa doluyorum tığımı aynı yuvaya giriyorum 1 2 tekrar 1 2 3 2 defa doluyorum aynı yere giriyorum 1 2 3 2 trabzan 3 zincir 2 trabzanımızı ördüm tekrar 2 defa doluyorum birinciyi atlıyorum ikinciyi atlıyorum üçüncüye giriyorum ikişer ikişer çekiyorum 1 2 3 araya 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra aynı noktaya giriyorum ikişer ikişer alıyorum 2 i̇ki doluyorum bir atladım iki atladım üçüncü trabzan yuvasına giriyorum 3 zincir tekrar 2 defa doluyorum 1 2 3 sap kısmımızı kap kısmına gelene kadar örelim 1 2 3 4 5 tane ördüm şimdi 6. kısımda kap kısmına geçiyorum 6. trabzan grubumuzda 2 tane tığımın başını doluyorum hemen bağlantı yerimizin bulunduğu noktaya geliyorum ikişer ikişer örüyorum 1 2 3 2 defa doluyorum aynı yere batıyorum ikinci kez iki defa doluyorum sayıyorum 1 atlıyorum 2 3 4 5 altıncıya gelerek batıyorum ikişer ikişer alıyorum 1 2 3 zincir. Dilerseniz iki de çekebilirsiniz zincirimizi. Aynı yere batıyorum. Araya zincir çekmiyorum. 2 defa doluyorum. 1 2 3 4 5 6'ya batıyorum. Altıncı bize batarak ördüm. Toplamda bu yan trabzanların olduğu bölümde 1, 2, 3, 4 tane trabzan grubumuz oldu. Yine diğer tarafa geçiyorum. Bu etrafı çevireleyen bölüme 1, 2, 3'üncüye battım. Tekrar 2 defa doluyorum. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Ve işlemlerimi aynı şekilde devam ettiriyorum. Göğüs kısmımızın bir tanesini bu şekilde tamamladık. Diğerini de aynı sayıda ayarlıyoruz. Ne fazla ne eksik. Birebir eşit olmak zorunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane trabzan grubumuz ve kenardaki bu zincirimizin bulunması gerekmekte. Şimdi diğer göğsümüze geçelim. Diğer göğsümüze de arayı atlıyorum. Hemen ilk göğsümüzün trabzan grubuna gelerek batıyorum. Karşı tarafı da birebir burada ördüğümüz şekliyle öreceğiz. 2 defa doluyorum. 1 2 3.'ye batıyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Diğer parçamızı da aynı e, bu şekilde örelim. Şimdi bakınız burayı örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane trabzan grubumuz var. Kenarda da bir tane şöyle dönüşümüzün olduğu zincirimiz var. Diğer tarafı da tamamlayalım. Uç noktaya kadar geldim. En son trabzan grubumuzu ördüm. İki defa tığımın başında doluyorum. Son trabzanımızın bulunduğu yere batıyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3. Diğer kenarda bu şekilde bitirdim. Başlangıcımızı da şu şekilde yapmıştık. Şimdi üst sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Zincirimi çektim. İki defa doluyorum. 3 zincir çekmiş olduğum araya girerek ikişer ikişer örüyorum. Burada yüksekliği istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. İki trabzanımızı başına iki dolayarak örüyoruz. Ve arasına üçer zincirimizi çekerek ne kadar uzunluk istiyor isek o kadar örmeye devam ediyoruz. Evet şimdi ben bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şöyle bakalım. 4 sıra ördüm yeterli oldu şimdi son sıramızı kirpiğimizi örerek tamamlayalım 2 defa örüyorum ikişer ikişer çektim yine iki defa dolayarak tek trabzanıma battım bir tane zincirimi çekiyorum ve son sıramı örmek için başlıyorum trabzanımın tepesine bir tane sık iğne diğer trabzanıma bir sık iğne örüyorum Zincirimin içerisine giriyorum. 1 2 tane sık iğneyi ördükten sonra 2 zincirimi çekiyorum. Sık iğnelerimin yanından şu şekilde geçişimi yaparak bir tane kirpik yapıyorum. Tekrar 1 2 sık iğne örüyorum. Trabzanlarımın her birine birer tane batıyorum. 4 tane trabzanımız var. Bakınız ikisi bu tarafta, ikisi diğer tarafta. Hepsine birer sık iğnemi battım. İki tane sık iğne. iki zincir. Yandan girerek kepiğimi oluşturuyorum. Tekrar iki tane ipimi toparlıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir. 2 Trabzanlarımızın üzerine birer birer sık iğne Sona kadar işlemimizi tekrar edelim ve e, sıramızın sonunda gövde kısmını bitirelim. Boyu uzun olan arkadaşlarımız e, ya da daha büyük beden çalışan arkadaşlarımız 4 sıra değil de 6 7 sıra daha 7 sıra olarak çalışabilirler. Tabi e, kiloya bağlı ya da boy uzunluğuna bağlı bu ara biraz daha uzatılarak daha şık görünüm kazanılabilir. Evet sona doğru ben bu şekilde örmeye devam ediyorum. En son sıramızda kirpiklerimizi örerek ilerledim. Uç kısma geldim. Trabzanlarımızı ve zincirimizin üzerine sık iğnelerimizi ördük. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Burada kafeslerimizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. İkili trabzanımı örüyorum. 1, 2 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum araya giriyorum 2 tane zincir tığımın başını doluyorum bir sonraki araya girerek ikili trabzan örüyorum ee, bir süremizin arkasındaki e, bağcıkla bağlamak için yuvalarımızı hazırlıyoruz 2 zincir ve ikili trabzan her birinin arasına giriyorum trabzanın bakın birinci trabzanı ikinci trabzanın arasına yani ikinci trabzanın tepesine batıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. İki tane zincir, bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Son olarak iki zincir çekip en tepe noktaya gelerek batıyorum. Ve yeni kafeslerimizi ördük. Toplamda 2, 4, 6 8 tane kafesimiz oldu. Buradan bir süyerimizin kap bölümüne doğru ilerliyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Trabzanımın içerisine batarak sık iğnemi örüyorum. Tekrar sık iğne olarak giriyorum ve şurada görmüş olduğumuz yatay trabzanımın içerisine geçiyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Yandan giriyorum. Bir tane minik batırcık yapıyorum. 1 2'ye batıyorum. Yine 2 tane zincir çekip yandan giriyorum. Bir tane daha batırcık. Yandaki trabzanımın tam ara noktası var. Bakınız birleşme noktası. Oraya batıyorum. İki zincirimi çektikten sonra yatay giriyorum. Ben buraya batarsam sık olacak. Şu araya giriyorum. Göz kararı bakınız pıtırcıklarımızın ee, sırasını ayarlıyoruz. Hepsine batarsak sık olacak. Bir tanesine tam tepeye birine trabzanımıza ayarlıyoruz. Bakın tam ikisinin arasına trabzanımı atlıyorum. Tamamen göz kararı ayarlayalım. Göğsümüzü çevrileyen kısmı ördük. Kup kısmına geçtim. Bakın kup kısmına bulunduğu yerdeyim. İlk bağlantı yerine gelerek batıyorum. Bir, iki tane zincirim yine aynı şekilde giriyorum. Birinci trabzanım atlıyorum. Şu araya giriyorum. Yine göz ölçüsüyle yapıyoruz. Araya giriyorum. Yandan şu şekilde alıyoruz. Yandan, şu tığımızın ucuyla hiç yığılma yapmamakta, gayet güzel düzenli bir ölçü olmakta. Son olarak tepe noktasına batıyorum bir iki yandan girip kirpiğimi yapıyorum ve ben bir tane askımı çalışmıştım askımın bulunduğu yere giriyorum bir zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum şöyle görelim kubumuzu ve çevresini dolanacak kenarımızı göğüs çevresini ördüm diğer kubumuzun üzerine kadar ördüm şimdi bu taraftan Bağcıklarımızı geçirmek için yuvalarımızı hazırlayıp aynı şekilde kirpiklerimizi yani şuradaki gördüğümüz minik pıtırcıklarımızı örerek göğsümüzün tepe noktasına kadar geliyoruz. Askımızı çalışacağımız nokta şu kısım oluyor. Bu kısma kadar ilerleyelim. Yine aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz. Zincirimi çekiyorum her zaman olduğu gibi. Aşağıdan başlıyorum. Bakınız ilk kafesimizi sık iğnemizin bittiği yerden başlamıştık yine aynı sık iğnemin bulunduğu yere giriyorum birebir aynı olması gerekmekte karşılıklı bağlamamız için 6 zincirimi çektim İlk trabzanıma batıp ikili trabzanımı ördüm tekrar iki tane zincirimi çekiyorum İlerliyorum. 2 zincir bir ileri 2 zincir bir ileri 2 tane zincirimi örüyorum birinci trabzana değil ikinci trabzanımıza batıyorum diğerinde de aynı şekilde batmıştım şöyle görmenizi istiyorum Hatta bakın birinciye değil ikincinin tepesine batmıştım 2 zincirimi çekiyorum ve sayıyorum 1 2 3'e batıyorum 2 zincir 1 2 3'e batıyorum bir iki tane çekiyorum tığımın başını doluyorum bir zincirimi çekip bir iki sık iğne olarak giriyorum şurada da bakın sık iğne olarak girmiştim gövdeye yine bir tane sık iğne sonrasında iki zincir kirpiklerimizi örüyoruz ve ilerleyelim kapımızın tepe noktasına kadar gelelim Kenar tığlamalarımızı yaparak geldim. Tam göğsün üst noktasındayım. Her iki köşenin geldiği noktadayım. Burada bir tane sık iğne örerek geliyorum. Şu kısma batıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Aynı yere giriyorum. ikişer ikişer alıyorum. 1, 2, İki tane zincirimizi çekelim. Aynı yere girip tekrar iki tane trabzanımızı örelim. Diğer askımı ben çalışmıştım. Diğerini direkt tepe noktasına girerek yapabilirsiniz. Burada yürüterek gelmiştik. O yüzden bunu direkt buradan devam ederek girdim. Ama diğer göğsümüzün üzerine en üst noktaya bakınız. Kenardaki trabzan arasına girdim yani en sevri olan yere girerek aynı işlemlerimi yaptım şimdi birinci trabzan sıramı ördükten sonra şöyle arkasını çeviriyorum buradaki ilmeğimi ikinci trabzanımın üzerine batıyorum bir tane sık iğne sonra iki zinciri çektiğim yere giriyorum bir sık iğnemi ördükten sonra 1 2 3 4 tane zincirimi çekip iki defa doluyorum ikişer ikişer alıyorum her iki askımızı da aynı boyda örmemiz lazım. Zaten trabzan sırası olduğu için sayarak bunu halledebiliriz. İkinci trabzanı ördükten sonra hemen çeviriyorum. Ve e, buradaki trabzan dibine batmıyorum. Ördüğümü değil. İkincinin üzerine batıyorum. Bakın şöyle. Buna değil. Batıyorum. Kapatıyorum. Kaydırarak zincirimin içerisine geçiyorum. 1, 2, 3, 4. 2 doluyorum ikişer ikişer alıyorum yine iki zincirimi çektikten sonra ikişer ikişer örüyorum çeviriyorum hemen bir sonraki yani ikinci trabzana batıyorum zincirimin içerisine geçiyorum 1 2 3 4 Öreceğimiz bedene uygun askımızı örüyoruz. çeviriyorum. Bir sonrakine batıyorum. Araya giriyorum. 1, 2, 3. Şöyle görelim bakın. Askımızı bu şekilde örerek ilerletelim. Tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi ikişer trabzandan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir tane daha örüyorum. 17 tane ee, ördüğüm zaman askı uzunluğu tam oluyor 1 2 3 ve 4 4 tane örüyorum 2 zincir trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi şöyle biraz dikecek kadar Uzun kesiyorum çünkü arkaya dikmek istiyorum daha muntazam olsun diye. Ölçüsüne bakalım fikir olması açısından ölçüler önemli. Hemen askımın başlangıç yerinden tutuyorum göğsün üst kısmında 37 santim de bitiyor. esneyeceğini lütfen hesaba katalım çok fazla uzun örmeyelim esneme payları iplerimizi mutlaka olmakta. Evet şimdi şu göğsümüzün üst kısmında kalan kısmımızı da tıpkı şurada çalıştığımız gibi kirpiklerle çalıştıktan sonra sadece arka bağcıklarını örmemiz kalıyor. Askımı çıkardığım yere giriyorum. Batıyorum. Hemen yanındaki trabzanın üzerine batıyorum. İki tane zincir çekip yandan girerek kirpiğimi oluşturuyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum 1 2 bir atlıyorum ikinciye batıyorum bir atladım ikinciye battım bir atlayıp ikinciye batarak göğsümüzün orta birleşme yerine kadar örelim oradan da yukarıya doğru devam edeceğiz orada koparmayacağız. Bir atlayıp ikiye batıyorum. Kaplarımızın arasına kadar örerek geldim. Şöyle bakın ne kadar güzel oldu. Tam kabımızın arasının bulunduğu yerdeyim. Başlangıç yerine batmış olduğum yere giriyorum. Şu kısma zincirimi de bakınız çekmiştim. Buradan aradaki zincir üzerine sık iğne çalışıyorum 1 2 3 3 tane sık iğnemi ördüm şu alttan giriyorum birleşme yerine dördüncü sık iğnemi örüyorum ve birleşme yerine batıyorum arayı şu şekilde sadece sık iğne olarak ördüm 1 2 giriyorum bir atlayıp ikinciye batarak başlangıç yerimize yani şuradaki askımızın bulunduğu yere kadar örüyoruz. Askımızı başlattığımız yere kadar geldim. Sadece bakınız, kirpiğimi yandan batıp ördüm. Askımın bulunduğu yere geliyorum. Bağlanıyorum. Sıkıştırıp bir tane zincir bir çektikten sonra ipimizi kesiyoruz. Ve bütün işlemlerimizi tamamlıyoruz. Sadece arkasını bağlamak için zincirimizi çalışalım. Ben epeyce bir uzunlukta zincirimi çektim. Arkadan şu kısmı bakınız birbirine bağlayacağız. Evet, şimdi askılarımızı da dikelim. Askılarımızı daha öncesinde örmüştük. Biraz da iplerimizi ayırmıştık. Şu şekilde çeviriyoruz arkaya her ikisini. Şöyle getiriyorum. Şu kısım iplerimizi yani zincirimizi birbirine bağlamak için ben normal zincir ördüm. Sizler isterseniz e, kordon çalışabilirsiniz ama kalın olmasını istemedim. Sadece farklı olarak düz zincirin üstüne her zincire birer kaydırma yaparak daha şık bir görünüm kazandırabilirsiniz zincirimize bakın. Şöyle bir iri de e, numara tığla ördüğümüz zaman gayet güzel olacak. Öncesinde askılarımızı güzelce içten dikelim, düzeltelim, kıvrılmasın, kıvrılmadan. Şuradan zincirimi hazırlamıştım onu alıyorum. Önce iç kısma veriyorum. Zaten alttaki askımızdaydı iğne ipimiz. Yerini ayarlayalım. isterseniz üzerinizi önce giyerek yerini güzelce tespit edelim. Dikerseniz daha güzel olacaktır. Eğer zamanla kullanıma bağlı olarak sünme oluşursa uç kısımdan sökerek kısaltabilirsiniz. Evet bir tanesini diktim. Diğerini de aynı şekilde dikelim. Baskılarımızın her ikisini diktim. Şimdi uzunca bir zincir çekmiştim. Ee, bir metre civarında. Şimdi bunu zevkimize göre bağlayalım. Önce üst kısımlara şu şekilde geçirelim. Diğer tarafta en üste geçiriyorum. Tam ortalıyorum şu şekilde ayakkabı bağlar gibi tam ortaladım yukarıya doğru çapraz bir şekilde tam çok farklı bağlama şekilleri var nasıl isterseniz bu şekilde bağlayabilirsiniz sırasıyla zincirlerime giriyorum. Karşılıklı aşağıya iniyorum. Buradan sonrasını bağlamayabilirsiniz, isterseniz bağlarsınız, nasıl isterseniz. Şöyle düğümlerimizi atıyorum. Tamamen zevkinize göre ayarlamaları yaparsınız. Evet. Bu şekilde bir çalışmamızı tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Değişik bir çalışmayla karşınızda olduk. Şöyle, dilediğiniz boyutlara uygun büyüterek gövde kısmını da yine aşağıya doğru büyüterek görebilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.